Bundan 13 sene önce, bilmiyorum hatırlıyor musunuz? O zaman bir siyasi parti vardı. Böyle o bir lira olacak, bu bir lira olacak, şu şöyle olacak, bu böyle olacak diye bir rüzgar yaptı. Sonra şimdi hatırlayanınız var mı? Gerçekleşmesi mümkün olmayan konular üzerinde konuşmak kolaydır. Bunu şu anlamda söylüyorum. Örneğin şu anda ana muhalefet partisinin iktidar olmak gibi bir hedefi var mı? %35 hedef açıklayan bir siyasi parti iktidar olma hedefinde değildir. Başbakanımız ne dedi? Bu seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti, birinci parti çıkmasın. O zaman ben koltuğu, genel başkanlık koltuğunu başka bir arkadaşımıza devredeceğim. Çünkü ben görevimi yerine getirememiş olduğumu düşünüyorum o zaman. Bunu daha önce Cumhurbaşkanımız Başbakanken, genel başkanken de dile getirmişti. Peki, muhalefet partilerinden herhangi bir genel başkanın bunu söylediğini duydunuz mu? Bunu niçin söylüyorum? Bu basit bir söz değil. Bu önemli bir söz. Çünkü bir siyasi parti amacı nedir? Evet, milletine hizmet etmek, vatandaşa hizmet etmek, siyasetini ortaya koymak doğrudur. Ama hedefi iktidar olmaktır. İktidar olması gerekir ki düşüncelerini hayata geçirsin. Yurtlardaki hizmetlerle alakalı şeyler gündeme gelmiş. Herhalde yurtlarda internet erişimini ücretsiz olarak sağlayacakları vaadinde bulunmuş Muhalefet Partisi. Tabii ben şunu söylüyorum. Biz 2013'ten beri zaten yurtlarda ücretsiz internet kullanımı sunuyoruz. Yani bizim şu anda yaptığımız bir şey vaat ediyor. Dolayısıyla ben bu noktada bir şey demiyorum artık.